Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı 4. çeyrek ve yıllık bilançosunu açıklayan İskenderun Demirçelik'i inceleyeceğiz. İskenderun Demirçelik hem bireysel yatırımcının, temettü yatırımcısının tercih ettiği efektif hisselerden bir tanesi. Bilançosunu inceleyeceğiz, temel anlamda bakacağız, ardından teknik anlamda kısa olarak günlük, orta ve uzun vade olarak haftalık şekilde bakmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Udemy'de malum Udemy'de eğitimimiz var. Temel analiz nasıl yapılır? Bir şirketin bilançosu nasıl analiz edilir? Ben de bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız açıklamalar kısmında link var. Linke tıklayıp gidip oradan satın alabilirsiniz dedikten sonra başlayalım. Evet. ISDMR İskenderun Demirçelik'e bakarsak cari oran 4.60'mış, 3'lerde şu an. Cari oran olarak yüksek, elinde nakit var ki nakit oran zaten 1.37'den 100'lerde görünüyor. Elinde nakit para var. Likit oran da 1.39 seviyesinde şu an için. 0.20'nin üstü kabuldür, sıkıntı yok. Aktif karlılık %9'muş, %9.7'ymiş, 15 lira çıkmış. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı %19'lardan %37.5'a çıkmış. Güzel. Esas faaliyet kar marjı %17'den %36.5'a çıkmış. Çok güzel. Net kar marjı %14.3'ten %17'lere çıkmış. Öz sermaye karlılığı %12.7'den %21'e çıkmış arkadaşlar. Yani İskenderun Demirçelik %12.7 büyümüş. Geçen senenin sonunda bu senede %21 koyarak üstüne yoluna devam ediyor. Bu senede %21 büyümüş. Şöyle inelim. Birazdan sektörüne göre inceleyeceğiz. FK'sını, piyasa değeri defter değerini, FDF bölünü sektörüne göre karşılaştıracağım arkadaşlar. Hisse başı kâra bakarsak 84 kuruştan 2 lira 23'lerde. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Temettü tarafında maksimum verebileceği 2 lira 23. Maksimum bütün kârı dağıtmak istiyorum dediği vakit, borsaya açık tarafa bütün kârı dağıtmak istiyorum dediği vakit 2 lira 23 kuruş max seviyesidir. Öncelikle onu da söyleyelim. İlla bunu verecek demiyorum. Maksimumu yani. PEG oranına bakalım. 0.97'den 0.06'ya düşmüş. Buradaki düşüşü isteriz. Düşsün. ROI oranı 11'lerden 36'ya çıkmış. Bunun da çıkmasını isteriz. Çıksın. Temettü verimi %1 görünüyor. Geçen sene %1.5'muş. Bu sene %11'de görünmekte. Yani temettü veriminde de bir artış söz konusu. Borç kaynak durumunda, borç kaynak oranında, borç durumunda kısacası %22'den %29'a çıkmış. Biraz borçluğunda bir artış söz konusu. Ama yani sıkıntı yapacak bir artış değil. Toplam borç büyümesi %17'den %160'a çıkmış. Uzun vadeli borç büyümesi %42'den %125'e çıkmış. Borç tarafında büyümeleri mevcut, zaten söyledik. Aktif leverage 0.68'den 0.87'ye çıkmış arkadaşlar. Bir dakika. Mikrofonun sesini ayarlayayım. Alacak devir hızı 14'lerden 15'lere, güzel. İhracat oranı 15'ten 19'a çıkmış. Yurt dışına satışları daha da artırmış arkadaşlar. Stok devir hızında biraz yavaşlama var. 3'müş, 2.63'lere doğru düşüş yaşamış. Birazdan şeye bakacağız. Yabancı para tarafına bakacağız değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel şimdilik. Yabancı para tarafında şaşırdım. Bir önceki, yani 2020'nin sonundaki yabancı para varlığıyla yükümlülüğü arasında neredeyse 3 katı varlık vardı yükümlülüğünün. Şu anda çok yaklaşmış birbirine. Yani yabancı para varlığı 7.000'lerde, 7 milyar küsurlarda diyelim. Yabancı para yükümlülüğü de 5.400'lerde, 5.5 milyar küsurlarda diyelim ona. Yani yaklaşmış. Bir önceki dönem 1'e 3'ken şu anda neredeyse yani %50 üstünde sadece. Bu da biraz dikkat etmemiz gerekir. Hisse üstünde baskı oluşturabilecek ilk noktalardan bir tanesi bu dostlar. Onu söyleyelim. Bakın yabancı para net pozisyonu azalıyor. Yabancı para net pozisyonu bölü net satışlarda azalma var. Hem yabancı para net pozisyonu azalıyor, bir de net satışlarda ciddi arttığı için burada düşüş gelmiş. Şimdi buradaki birçok veriyi zaten söyledim. Şunu söyleyeyim. Favok bölü satış geliri 21.8'lerden 39'lara çıkmış. Güzel. Şimdi sektörüne göre bakalım. Demir çelik sektörü fiyat kazanç oranı dostlar 7. İskenderun Demir çelik 9.7. Hissedeki ikinci baskılama buradan gelir. Pahalı kalıyor sektörüne göre. Yani Ereğli daha ucuz mesela buna göre.
Piyasa değeri defter değeri tarafına ilgili sektör 1,5, İskenderun Demirçelik 1,6. Üçüncü baskı buradan gelir. FD Fabrik'te ilgili sektör 3,8, İskenderun Demirçelik 4,1. Dördüncü baskı da buradan gelir dostlar. Yani pahalı. Bu arkadaş biraz pahalı kalmış. O yüzden baskılanıyor zaten şu sıralar. Net satışlara bakarsak 16-17 milyarlardan 36,5 milyarları çıkmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı 3 milyardan 13 milyara çıkmış. Güzel. Öz kaynakları 22'den 39 milyarları çıkmış. Gayet güzel. Temettü performansına bakalım. En son geçen pardon 2021'de verdi. 2021'in aralığında 8 Aralık'ta verdi. Ne verdi? 1,5 TL verdi. Bakın bir de 2021'in Mart'ında verdi. 1,28. Toplamda 2 lira 78 gibi. Yani iyi yani 2021 yılında 2 lira 78 kuruş temettü ödedi. 2 taksit şeklinde. Ha, bunu önceden belirlemiş miydi? Hayır. Son dakika sürpriz çıktı. Çünkü 2020'de 18 kuruş var. 2019'da 1,21. Yani 2017'de bir senede 2 defa ödemiş. O kadar. Yani 2021 değişik bir yıl olmuş yatırımcısı için. Bende yoktu. Şimdi temettü verimi tarafına bakalım arkadaşlar. Dedik ya FK'sı 9,69 sektörüne göre pahalı kalıyor. Temettü verimi %11. Temettü veriminde en yüksek 3. olarak karşımıza çıkmakta. Bir haberi var mı? Bir yatırımı oyu buyu şu bir şey var mı haberler tarafında? Şu an için bir haber görünmemekte değerli arkadaşlar. Bakayım şurada bir şey var. Kar dağıtım sonucu demiş. Zaten onu biliyoruz. Zaten söyledik 1,5 lira verdi. Sonuç nasıl bilanço? Güzel bilanço. Sınırlı pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar sektörüne göre pahalı. Çünkü yabancı para pozisyonu da artıda ama azalıyor bir önceki dönemlere göre. Biraz burada sektöre göre pahalı kalması beni rahatsız etti. Temettü tarafında okey. Temettü yatırımcısı uzun vadeli yatırımcıdır arkadaşlar. Her ay düzenli alır durur. Fiyata da bakmaz yani. Fiyata bakıyorsan çok yakın zamanda al satçıya dönersin. Temettüden çıkarsın. Bilgin olsun. YTD diyelim, tekniğine geçelim. Evet. Tekniğe geçmeden bugünkü Amerika nasıl? Yani karışık. S&P 500 0,20'de bir Nasdaq iyi. Tamam. Şimdi dostlar günlük bazda bakıyorum. Günlük bazda baktığım vakit ne görüyorum? Şimdi şöyle bir canlı canlı Fibo'muzu bir alalım. Kısa dönemlik bir Fibo. Şu an için İskenderun demir çelik ne yapmış? Osilatörümüz kırmızı yapmış. Sat sinyali oluşturmuş. Herhangi bir pozitif uyumsuzluğumuz yok. Yani burada hareket ne zaman gelir? 23'lerin üstünde tutunursa bir hareket gelir ama şu an için pek pozitif görünmüyor. 23 durumu. Destek, direnç nereler? Birinci destek arkadaşlar 20,86. Tutunamazsa 18,6'ya kadar geri çekilmeler yapabilir. 20,86 yani 20,86 seviyeleri alımlar için aslında iyi bir tepkisel noktalar olabilir Fibo seviyesi. Direnç nereler? 22,26 ve ardından 22,50 ve ardından 23,10 seviyeleri direnç arkadaşlar. Bunları da yazarsanız kısa vade için bunları takip etmenizi öneririm. Şimdi şeye de bakalım. Herhangi bir uyumsuzluk dedik. Sahi tarafında yani bir aşağıda 21-26'lardan şu 20-86'ya daha desteğine gelmeden 21-26'lardan genelde bir tepki almış bu hisse. Yarın veya önümüzdeki süreçte bu olabilir mi? Bilginiz olsun diye söylüyorum. İskenderun Demir Çelik'te bu ayki temettü için almak isteyen arkadaşlar 21-26 ardından 20-86 gibi seviyeler iyi noktalar gibi görünüyor. YTD grafikte öyle görünüyor. Bir de haftalık bazda bir bakacağız şimdi dostlar şuna bir. Şöyle haftalık bazda bir baktığım vakit. Haftalık bazda dördüncü negatif haftadayız dostlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Haftalık bazda çok çok güzel bir yer var. Zaten 20,86 burada da karşımıza çıkıyor da şu 20 haftalık ortalaması çok güzel duruyor. 19 lira seviyesi gelirse değerlendirilir. Orta vade, uzun vade. Bakın şu zaten 50 haftalık ortalaması zaten ilk tepkisel hareketlerin ciddi anlamda dinleneceği, tepkilerin geleceği yerler. Ha, o şu anda görünüyor ama önümüzdeki süreçte de 16-17 bandında olacak bu. Yani sen bu videoyu şimdi bir ay sonra izliyorsan da 16-17 50 haftalık ortalama gibi düşün. Oralar ciddi güzel yani al tut unut yerleri gibi duruyor. Tamam. Şimdi haftalık bazdaki zaten destek dirençler Fibo tarafında aynı. Özellikle 22-26 tarafı yani 22,26 ciddi manada direnç.
Haberiniz olsun, ciddi manada bir direnç haftalıkta da karşımıza çıkıyor. 5 haftalık ortalama olarak günlükte de Fibo'da da var. Yani ciddi manada bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. Şu an bu seviyeler dip mi? Hayır. Bizim dipçimiz dipçi neyim? Onu da yeni yaptık. Yeni yazdık diyelim. Dipçi şeyi indikatörümüz dip buluyor bu arkadaş. İyi yani iyi de buluyor. Bak mesela şurayı buldu. Bak dedi buralar dip. Çubuk büyüdü dedi. Dibi buldu burada. İşte şuralarda falan buldu. Bak buralar dip dedi. Al dedi. Al unutma dedi kendince. Al unut dedi. Pardon, al unutma nereden çıktı? Al unut dedi. Dibi buldu gibi. Şu an herhangi bir dip şeyimizde yok günlük tarafta. Haftalıkta var mı? Bir dakika, bir de haftalık. Orada da yoktur. Haftalıkta da yok. Sonuç bu. Desteklerini, dirençlerini hem kısa günlükte hem orta haftalıkta söyledim. Beklenti burada alırsın, yatırımını yaparsın, demir çelik sektörüne yatırımımı yaptım dersin, önüne bakarsın, temettünü alırsın, cebine korsun dostum. Trade etmek istiyorsan günlükteki dediğimiz o mesela 21-26 gibi seviyeler önemli seviyeler dostum. Oralar tepki alım yerleri 21-26 dedik. İkinci olarak da 20.86, yani 21.26, 20.86 güzel destek, öyle söyleyeyim. İskenderun demir çelikte kısacılar için söyledim. Zaten ortacılar için ne söylediğimi zaten biliyorsunuz. Bu videoyu bir ay sonra izlediğini varsayıyorum. Yine işine yarar haftalıktaki söylediğim olaylar. Bilgin olsun. Haftalıkta söylediğim destek dirençleri de takip edebilirsin. Durum bu. Bilanço güzel, sınırlı pozitif etkiledik. Teknik taraftaki desteklerini, dirençlerini tek tek yorumlamaya çalıştım arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.